Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir deneyimizi meslektaşlarımızla, elektronikçi arkadaşlarla paylaşmak istedim. Bu besleme kartında arkadaşlar 715G7734'te bu kart bulunamadığı zaman, üzerindeki arızalanan komponentlerin de yenisi bulunmadığı zaman kartı modifiye ederek çalıştırmayı anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu besleme kartımızda arkadaşlar çoğunlukla 220 girişi tarafındaki devre bozuluyor. Yani PWM entegresi, şu kondansatörün C9126 kondansatörün kısa devre olup patlamasıyla şuradaki sigorta direnci ve MOSFET bozuluyor. Tabi altındaki PWM entegresi de bozuluyor. Bunları piyasada bulup değiştirmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu durumda bu şekilde CA888 modülü kullanarak televizyonun 220 girişini tıpkı bir protez takılıyormuş gibi çalışır vaziyette getirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu arızalı elemanların ilişkisini devreden kestikten sonra, çıkarttıktan sonra arkadaşlar bu kablolara bir standartlaştırma yapmışlar. Örneğin yeşil kablo artı 300 volt, sarı kablo MOSFET'in yani orta ucunun 300 volt ayağının olduğu yer, beyaz kablo yani geri besleme ayağı, feedback ayağı, optokuplörün çıkışının şase olmayan ayağına monte ediyoruz. Buradaki kırmızı kablo da 12 volt PWM entegresini besleyen şuradaki kondansatörlerin ayağı arkadaşlar. Yani burada 12-18 volt civarında PWM entegremizi besleyen bu kondansatörün artısına bu kırmızı kabloyu bağlıyoruz arkadaşlar. Bu kırmızı kablonun bağlanacağı noktada yani şu kondansatörün artısında eksisinde arasında bir kısa devre olmamalı arkadaşlar. PWM entegresini üzerinde bırakıyorsanız mutlaka bunun ilişkisini ana devreden kesin. Sadece şu modüle gitsin. Sadece şu kırmızı kablo ile ilişkisi kalsın. Evet, bağlantılarımızı bu şekilde yaptıktan sonra siyah kabloda zaten yok kondansatörün ikisine bağlıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar televizyon çalışır duruma gelecektir. Evet, bağlantılarımızı bu şekilde yaptık. Şimdi fişi takıp deneyelim. Evet, televizyonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi sinyal yok yazısı ve ledler çalışır durumda arkadaşlar. Evet, anten kablomuzu takarak yayını da gördük. Gayet normal bir şekilde çalışır duruma geldi arkadaşlar. Bu devreyi en fazla 60 watt, 220 tarafında en fazla 60 watt çeken cihazlara, tüm elektronik kartlara uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar, kolay gelsin.